Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle bugün sizinle olabildiğince tarihsel arka planıyla Türkiye'de bugün aslında çok temel bir tartışma. İslam'ın ibadetin daha doğrusu Türkçe yapılmaması meselesi. Siz bunun Türkiye'deki aslında en önde giden bayraktarını yapan adeta akademisyenlerden birisiniz. Fakat temel tartışmada sizin çok önem verdiğiniz bir ayrım var. Selefi İslam ve Muhammedi İslam. Siz Muhammedi İslam'ı savunuyorsunuz. İsterseniz oradan girelim. Yani Selefi İslam nedir? Muhammedi İslam nedir? Selefi İslam'la Muhammedi İslam arasında Kur'an'ı yorumlama bakımından, efendim Allah mefhumuna bakış bakımından ve başka pek çok bakımdan farklılıklar var. Ama öne çıkan farklılıklar olarak bu ilk ikisini ifade edebilirim. Muhammedi İslam tabirine bile son derece karşıt ve soğuktur Selefi İslam. Zira Muhammedi İslam tabirinde İslam'ın Muhammed'in ürünü olduğu gibi bir anlayış anlatılmaya çalışılıyor yargısına sahipler. İslam Allah'ındır. Muhammed ise sadece bir elçidir. Hazreti Muhammed, saygı ve esenlik olsun ona. Bir elçidir. Dolayısıyla İslam'dan bahis açıldığında Muhammedi denilemez diyorlar. Ben bu düşüncenin tam karşısındayım. Zira Muhammedi İslam sözüyle biz şunu ifade etmeye çalışıyoruz, ediyoruz. Biz İslam'ı Muhammed'in dilinden, Hazreti Muhammed'in dilinden öğrendik. O anlattı da öğrendik. Kur'an'ı da ondan öğrendik. Yani dünya ondan öğrendi. Dolayısıyla buradaki Muhammedilikten kasıt, Hazreti Muhammed'e tabi olmak, onun dediklerine inanmak anlamında. O diyor ki Allah var ve şöyle, biz Muhammed'e Beli diyoruz, deyim yerindeyse. Tamam, inandık, amentü diyoruz. Yani aslında İslam'a göre Allah'a bile inanmadan önce, İslam'a inanmadan önce, Kur'an'a inanmadan önce Muhammed'e inanmak gerekir yani başta. Çünkü Hazreti Muhammed'in doğru söylediğine inanacaksın ki, onun emin olduğuna inanacaksın ki, daha sonra onun anlattıklarına, onun anlattığı Allah'a, onun tebliğ ettiği Kur'an'a inanacaksın. O nedenle İslam her şeyden önce aslında Muhammediliktir. Yani Muhammed'e tabi olmaktır. Hazreti Muhammed'in dediklerine itibar etmektir, iman etmektir. Ve Hazreti Muhammed sadece metafizik anlatılar üzerine kurulmuş bir anlayışın peygamberi, resulü, nebisi değil, aynı zamanda toplumsal bir hareketin öncüsüdür. Bir toplum önderidir, bir siyasi liderdir, bir askeri liderdir. Bu yönleriyle birlikte de değerlendiriyoruz ve İslam'ı biz, ben, bu düşünceyi savunanlar, bu inancın taraftarları İslam'ı toplumsal bir hareket olarak değerlendiriyor. Toplumsal ve tarihsel aynı zamanda. Tarihsellik deyince burada tarihte yaşanmış bitmiş anlamında bir tarihsellik değil. Sonrasına çok güçlü bir miras bırakan, inançsal açıdan, kültürel açıdan, sosyolojik açıdan çok güçlü bir miras bırakan bir tarihsellikten bahsediyorum. Bununla birlikte yine tarihsellikte şu var. Tarihselliğin terminolojik anlamı çerçevesinde gerçekten de İslam'da tırnak içinde tarihsel olan kısım da var. İşte İslam'daki o tarihsel olan kısmı o tarihe bırakarak yeni tarihlerde, yeni çağlarda, yeni zamanlarda yeni şeyler üreterek İslam'ı yeniden inşa etmek. Muhammedilikte bu vardır. Zira Muhammedi hareket başladığında da zaten bu iddia ile başladı. Ne dedim? Evet, biz Adem'den, Musa'dan, İsa'dan önceki peygamberlerden gelen bütün mirası sahipleniyoruz. İslam Adem'le başladı dedi. Ve fakat ne dedi? İsa'nın, Musa'nın, İbrahim'in, öncekileri de söyleyelim, hepsinin mesajı tevhiddi. Lakin insanlar bu tevhid mesajını dejenere ettiler. Biz bunu yeniden inşa ediyoruz. Yeniden özgünlüğünü ortaya çıkarıyoruz ve İslam olarak, Muhammedi İslam olarak yeniden insanlığın idrakine sunuyoruz dedi. Yani Hazreti Muhammed ben sıfırdan başladım, her şeyi ben inşa ettim demedi. Vardı önceden, yozlaştı, tahrif oldu. O kısımlarını düzeltiyorum, ihya ediyorum ama nasıl? Allah'ın vahyiyle elbette ki. Düzeltiyorum, ihya ediyorum ve yeniden inşa ediyorum dedi. Ve böylelikle
Muhammedi İslam teşekkül etti. Toplumsal bir hareket olarak da büyük bir liderlik sergiledi insanlık açısından. Ama yine ilaveten ifade edeyim, Muhammedi İslam statik, donuk bir hareket, bir düşünce, bir iman değil. Muhammedi İslam son derece dinamik, yani devingen. Şöyle ki, bir içtihat kapısı var İslam'da. Yeniden yorumlayarak efendim bir tecdit müessesesi, yenileme müessesesi var. İçtihat kurumundan ve tecdit kurumundan hareketle müçtehitler, mücedditler var, tarihte hep oldu. Bugün de olmalı ve buna bugün geçmişte olduğundan çok daha büyük ihtiyaç var. Kur'an'da buyurur Ra'd suresinde, لِكُلِّ اَجَلٍ kitap, her zamanın bir hükmü vardır. Bunu Kur'an söylüyor. Nitekim Kur'an'ın kendi içinde de, kendi dinamiğinde de bunu görüyoruz. Bir bakıyorsunuz, Mekke'de peygamber tarafından insanlığa tebliğ edilen kimi ayetlerin Medine'de uygulanmadığını, yürürlükten kaldırıldığını, ki 10 yıllık bir aşağı yukarı bir süre zarfında bu değişimin gerçekleştiğini biliyoruz. Medine'de yine bazı ayetlerin zamanla hükümsüz kalındığını ve yeni ayetlerin geldiğini görüyoruz. Demek ki bu devingenlik daha İslam'ın oluşum aşamasında bile vardı. O halde sonrasında da bu olmalı. İşte Selefilerle ayrıştığımız en önemli noktalardan birisi budur. Onlar İslam'ı statik bir yapı gibi telakki ederler. Ve onların içtihat müessesesinden anladıklarıyla bizim anladığımız örtüşmez. Evet, onlarda da yüzeysel anlamda bir içtihat müessesesi vardır. Bir tecdit müessesesi vardır. Velakin bizim anladığımız boyutlarda değildir. Çok uzattım belki, kusura bakmayın. Gayet güzel atıyoruz hocam, hiç sorun değil. Evet, mesela tarihsel açıdan baktığımızda da Osmanlı'da böylesine sert bir Selefi İslam'ı yok. Tam tersi daha tasavvufi bir İslam var. Buna mukabil gene de Cumhuriyet, Atatürk devrimleriyle bu köhne yapıya diyelim aslında çok ciddi bir revizyona tabi tuttu. Fakat ne oldu da bugün Türkiye'yi yöneten kadrolar, çok ciddi bir kitle tekrar döndü ve bu Arapça İslam'a sarılarak, yani Arapça İslam'a derken Araplaştırılmış İslam'a sarılarak bir başka noktaya getirdi Türkiye'deki Müslümanlığı. Selefilik şu iddiada, İslam Hazreti Muhammed tarafından nasıl vahyedildiyse, nasıl yaşandıysa öyle yaşamalıyız. Bir, iki, sahabe nasıl yaşadıysa, üç, sahabeyi görenler nasıl yaşadıysa, sonra da sahabeyi görenleri görenler, tebe-i tabi'in diyorlar, tabi'in ve sonra tebe-i tabi'in nasıl yaşadıysa o şekilde yaşamalıyız. Zaten İslam'a dair söylenecek her şey söylendi. İslam'a dair konuşulacak her şey konuşuldu. Külliyatımızda bunlar var. Kur'an ortada. Fetvalar ortada. Hükümler belli diyor Selefi anlayış ve aynı zamanda Selefiliği Selefilik yapan en önemli duruşlardan birisi de tasavvuf karşıtlığıdır, biliyorsunuz. Tasavvufa karşıdırlar. Tasavvufun İslam'ın ne diyelim, değişmezlerini değiştirmeye çalıştığını, dejenere ettiğini, sulandırdığını, yozlaştırdığını düşünürler ve tasavvufu İslam dışı bir noktaya oturturlar. İşte Hint felsefesiyle, Yunan felsefesiyle ilişkilendirirler, malumunuz, biliyorsunuz. Ve İslam'ın içine sızan bir hurafe, bir bid'at, bir gizli küfür hareketi, bir şirk hareketi gibi telakki ederler. Ve tasavvufa karşı büyük bir mücadele içerisindedirler. Efendim, tasavvuf önderlerini, liderlerini, işte şeyhleri, meşayih şeyhleri bir nevi Allah'a ortak koşulan kişiler olarak, bir şirk unsuru olarak telakki ederler, malumunuz. Şimdi Selefilikte üzerinde durmamız gereken en önemli noktalardan birisi de şudur. Kur'an'daki bize göre konjonktürel olan, onlara göre asla böyle bir şey söz konusu değil, bir takım şer'i hükümlerin, ceza hukuku gibi, aile hukuku gibi bir takım konuların da günümüzde de aynen uygulanması gerektiğini savunmaktır. Öyle ki kimi selefiler bu işi kölelik müessesesini bile yeniden ihya etmeye vardıracak kadar ileri bir noktaya götürürler.
cariyeliği, köleliği. Nitekim IŞİD'in uygulamasında bunu gördük malumunuz. Selefi anlayış şer'i bir sistem öngörüyor, arzuluyor ve bu şer'i sistemi de günümüz koşullarına göre yeniden yorumlamak, yeniden inşa etmek, böyle bir dertleri de yok. Olduğu gibi zaten külliyatımızda bu var deniliyor. Fıkıh külliyatında bu var işte. Efendim Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli, daha ziyade Hanbelilikten beslenirler açık konuşmak gerekirse. Külliyatta bunlar var zaten deyip olduğu gibi uygulamaya çalışırlar. Böyle bir arzuları, hedefleri var. Bunda dikkat çekici noktalar nedir? Başta çok netlikle ifade edelim. Mesela kadının ikincilliği meselesi. Onlar için bu tabiidir. Allah çünkü böyle istemiştir. Gayet tabiidir. Elbette ki kadın ikincildir. Efendim hür köle ayrımı. Elbette ki bu Kur'an'da vardır diyorlar. Peygamberin sünnetinde de vardır. Bunu değiştirmeye cüret etmek. Bir nevi Cenab-ı Hakk'ın iradesine, Kur'an'ın hükümlerine muhalefettir şeklinde düşünen güçlü bir selefi anlayış var. Elbette ki selefiler de monoblok değil. Böyle düşünmeyen, farklı düşünen, biraz daha soft selefi anlayışa sahip gruplar da var elbette ki. Hepsini bu noktada ilzam tonları etmiş olmayayım. Yani. Tabii, tonları var elbette ki. İlzam etmiş olmayayım. Tarihsel açıdan baktığımızda ben hep şöyle tanımlarım. Yani Kuzey İslam'ı ve Güney İslam'ı diye. Yani Buhara, Bursa ve Bosna hattı. Yani tasavvufi hat. Yani batıni hat. Aşağıda ise zahiri, yani işte Selefilerin olduğu, Arapların olduğu coğrafyadaki hat. Hangi noktada kırıldı bu? Yani özünde olan İslam'la Kuzey İslam ve Güney İslam'ı diyebileceğimiz yapı, o kırılmayı tarihte hangi noktada yaşadı? Evet, çok önemli bir soru bu. Çok teşekkür ediyorum. Hikaye aslında, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Gayri Arap ulusların, gayri Arap halkların Müslümanlık anlayışındaki değişim ve dönüşüm, çoğunlukla da Türkiye halkların diyebiliriz belki, değişim ve dönüşümü Nizamiye medreseleriyle başladı. Çünkü Nizamiye medreseleri, o sizin saydığınız batıni İslam anlayışına karşı Alevilik var, bunun içinde İsmaililik var, başka gruplar var vesaire. Bu anlayan gene biraz daha geniş çerçevede tasavvufi İslam var aslında. İşte Anadolu İslamı dediğimiz o Hacı Bektaşlar. Tabii. Evet, işte Hacı Bayram Veliler, Mevlana, işte Şeyh Bedrettin'e kadar varabiliriz. Tabii. Bu anlayışa karşı Nizamiye medreseleriyle bir mücadele başlatıldı. Evet, Hasan Sabbah hareketine karşı, görünüşte öyle ama Hasan Sabbah da egemen İslam tarafından yargılanıp mahkum edilmiş gönüllerde, zihinlerde birisidir ve haksız bir şekilde yargılanıp mahkum edilmiş birisidir benim anlayışıma göre. Hasan Sabbah bence ve bizim gibi düşünenlere göre Muhammedi İslam çizgisindedir. Biz öyle savunuruz, öyle inanırız. Nizamiye medreseleri şunu hedefledi. İnanç itibariyle Eş'ari, efendim... Eş'ari ne demek? Bir mezhep, açalım onu. Ama şunu bir tamamlayayım. İnanç itibariyle Eş'ari, muamelat, fıkıh itibariyle de Şafii bir anlayışı esas aldı. Zaten Eş'arilik de pek çok tarihçiye, İslam tarihçisine göre Selefilik içinde değerlendiriliyor. Her ne kadar Selefilik çeşit çeşittir dedik, tonları vardır. Eş'ari anlayışı da Selefi kapsamda değerlendirmeyenler de var ama çoğunlukla Selefilik de bir nevi, düzeltiyorum, Eş'arilik de bir nevi Selefiliğin yeni bir formu gibi teşekkül etmiştir, inşa edilmiştir, efendim sistematize edilmiştir. Hasan el-Eş'ari tarafından, Eş'ariliğin kurucusu, efendim bir mezhep yani. Önce nakil diyen, önce vahiy diyen. Akıl nakle bağlıdır. Akıl yanılır, vahiy yanılmaz diyen. Akılla nakil çelişse elbette ki nakil esas alınmalıdır diyen anlayış. Selefilik. Yani fideist bir yaklaşım, fideist bir tavır diyebiliriz Selefiliğe. Bunun karşısında da Mutezile ve daha sonrasında Maturudilik doğdu. Mutezile de bunun tam zıddını söyledi. Dedi ki hayır, önce akıl. Akılla nakil çelişirse elbette ki nakil yani vahiy, akla göre yorumlanmak ve tevil edilmek
durumundadır dedi. Hı hı. Maturidilik bunu biraz yumuşattı. Akılla nakli uzlaştırmalıyız noktasına geldi ama netice itibariyle yine de Maturidilik her şeye rağmen aklı önceleyen bir inanç akımıdır. İtikadi bir akımdır. Ve İmam Muhammed Maturidi de fıkhen Hanefidir. Lakin buradaki Hanefilik çoğunlukla İmam-ı Azam Ebu Hanife Hanefiliği olarak anlaşılmalı. Zira Hanefilik de hem resmi devlet Hanefiliği olarak değerlendirilebilecek bir yöne sahip, hem de İmam-ı Azam Ebu Hanife Hanefiliği, rafine Hanefilik diyorum ben ona, arı duru Hanefilik. Bu şekilde de değerlendirilebilir. Bu ayrışma şuradan kaynaklanıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife siyasi otoriteyle hiçbir zaman barışık olmadı ve siyasi otoritenin arzusu doğrultusunda fetva vermedi. Vermeyi de reddetti. Ve fakat onun öğrencileri İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf özellikle siyasi otoriteyle çok iyi geçindiler. İşbirliği yaptılar. Netice itibariyle siyasi otoritenin arzusu doğrultusunda Hanefiliği ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fetvalarını dönüştürdüler, değiştirdiler. Yeni bir Hanefilik inşa ettiler. Nitekim bugün Hanefilik denildiğinde de çoğunlukla İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Hanefiliği, tırnak içinde söylüyorum bunu. Evet. O kalkıp da ben Hanefilik diye bir yol kurdum demedi elbette. Onun fetvaları anlamında diyorum, görüşleri anlamında. Onu esas almaz, İmameyn denilir. Fıkıhta İmameyn, Hanefi fıkhında. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in fetvaları esas alınır ve diğer Hanefi ulemanın fetvaları esas alınır. Hı hı. İmam Muhammed Maturidi de aslında Hanefidir. Tıpkı İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi rey ehlindendir. Ehlü rey yani akılcı. Rey düşünce, görüş demek malumunuz. Hı hı. Akıldan doğan, akıldan neşet eden, akli bir sorgulama, akli bir faaliyet sonucu ortaya çıkan rey. Yani sadece metne, efendim nakle bağlı kalmayan, Kur'an'ın zahiri anlamına, ilk okumada anlaşılan anlamına bağlı kalmayan, onu yorumlayan, tevil eden, oradan hüküm çıkaran mesela anlamında. Mesela soğuk bir örnek versek hocam. Zahiren baktığımızda mesela işte Kur'an der ki hırsızlık yapanın uzuvlarını hilafına, çaprazına kesin. Yani sağ elini kes, hırsızlık yapanın bir daha yaptın mı sol bacağını kes. Oysaki batıni anlayışta bildiğim kadarıyla temel soru şu. Hırsızlık mı yaptı? Onu hırsızlığa iten şey ne? Bu adam aç mı? O zaman git karnını doyur. Belki de böyle somut örneklerle gidelim. Yani siz bunu nasıl okuyorsunuz? Bu yaklaşım güzel. Bunu daha derinleştirebiliyoruz. Hatta Hazreti Ali'nin bu cezayı uygulamadığını biliyoruz mesela. Aynen sizin dediğiniz gibi bu hırsızlığa sebep olan ne? Onu araştırmalıyız dediğini ve bu cezanın uygulanmaması gerektiğini söyleyecek kadar yeni bir içtihat ortaya koyuyor Hazreti Ali mesela kendi döneminde. Tabii Hazreti Ali'ye dair verebileceğimiz bu konuda çok örnek var ama biz mesela bu konuda yeni bir anlayışın söz konusu olması gerektiğini savunuyoruz. Özellikle İslam'ı çağa göre yeniden yorumlamak, modernist İslamcılar denilen tırnak içinde ulemanın, bugünkü muasır ulemanın diyelim, çağdaş ulemanın 19. yüzyılın başlarına kadar gidebiliriz. Bunun için belki 20. yüzyılın başlarına kadar. Der ki burada asıl olan şudur. Hırsızlığın bir suç olarak kabulü ve bunun cezalandırılması. Bunun cezalandırılması illaki Kur'an'da anlatıldığı gibi olmak zorunda değil. Çağa göre cezalandırma biçimi değişebilir. İllaki eli kesilecek diye bir şey yok. Bu başka türlü de cezalandırılabilir. Yani cezanın yöntemi konjonktüreldir, tarihseldir, dönemseldir. Ama hırsızlığın suç oluşu ve cezalandırılması gerektiği ise zaman üstüdür, evrenseldir. Hı hı. Bu modernist bir bakıştır mesela. Hı hı. Kur'an'da mesela bir hapis cezası mefhumu neredeyse yoktur. Bir yerde istisnai bir şey var. Onun dışında hapis cezası diye bir şey yok. Neden yok? Çünkü Kur'an'ın indiği toplumda böyle bir kültür yok. Hapis cezası diye bir kültür. Çoğunlukla göçebe insanların yaşadığı, evet Medine'dekiler yerleşik ama nüfusun çok azını oluşturuyor. Arap kabilelerinin çoğu Arap Yarımadası'nda göçebe biliyorsunuz, Bedevi. Tabii. Dolayısıyla böyle bir toplumda siz hapis cezasını uygulayamazsınız zaten. Tabii. Hapis cezası olabilmesi için bir toplumda o toplumun yerleşik olması lazım gibi.
Bu da gösteriyor ki Kur'an'daki bir takım cezai hükümler dönemseldir, konjonktüreldir, tarihseldir yani. Ama o cezalara konu olan suçlar tarihsel değildir. Hı hı. Suçlar evrenseldir, zaman üstüdür. Lakin o suçların cezalandırılma biçimi değişir, değişmelidir, değişmek zorundadır. Hı hı. Selefilerse hayır diyor, değişmez. Aynen Kur'an'da olduğu gibi uygulanmalıdır. Bilmiyorum, fotoğraf daha netleşiyor mu? Netleşiyor. Evet, peki gelelim Türkçe-İslam meselesine. Biz neden kendi ana dilimizde ibadet etmeliyiz? Çok netlikle belirteyim, sahici olabilmek için, samimi olabilmek için, İslam'ı gerçekten İslam gibi yaşayabilmek için. Yani barış demektir İslam, esenlik demektir. Gerçekten barış kavramına, esenlik kavramına uygun bir din anlayışına sahip olabilmemiz için Kur'an'ı anladığımız dilde ve deyim yerindeyse hücrelerimize kadar nakşedebileceğimiz, hissedebileceğimiz bir dille, yani ana dilimizle okumalı, yaşamalı ve öğrenmeliyiz ve o şekilde ibadet etmeliyiz ki samimi olabilelim. Aksi takdirde öbürü bir askerdeki yanaşık düzen eğitimi gibi emir komuta zinciri çerçevesinde, deyim yerindeyse ruhsuz, sadece emirleri yerine getiren, mekanikleşmiş bir din anlayışı olur ki yaşanan da odur zaten çoğunlukla. Ruh katmak için ona çok çaba sarf ediliyor ama katamıyorlar bir türlü. Katılamadığı için zaten alternatif ibadet biçimleri üretti bu toplum. Nasıl üretti? İşte tarikatların zikir törenleri. Çünkü öbüründe tatmin olamadı bir türlü. Coşkuyu yakalayamadı. Samimiyeti göremedi. Çünkü okuduğunu anlamıyor. Hissedemiyor. Yüreğine işlemiyor. Yüreğine işleyecek bir şeyler yapması lazım. O nedenle ilahiler, o nedenle deyişler, nefesler çıktı. O nedenle dini şiirlerle biz mevlid okuyoruz mesela. Hissedebilmek için. Bir yerdeki tıkanıklığı bu toplum başka bir yol bularak aşmaya çalıştı. Nasıl aştı? Türkçe mevlidlerle aştı mesela. Bakın mevlid törenlerine hala nasıl ilgi var. Tüm dinde yok demelere rağmen, tüm bid'attir, hurafedir demelerine rağmen selefilik reddeder biliyorsunuz. Mevlidi, işte kasideyi, ilahiyi, deyişi, nefesi, bunlar dinde yok der, reddeder. Ama bu kadar yok propagandası yapılmasına rağmen akın akın bu insanlar hala mevlid dinliyor, mevlid okuyor. Cenazesinin ardından mevlid okuyor yani. Bu ibadetini anlama isteğinden kaynaklanıyor aslında. İşte kulağımızı tersinden göstereceğimiz yerine düzünden daha yakın bir şekilde gösterebilseydik ve doğrudan namazı anladığımız dilde kılsaydık yüzyıllarca, bunlara bu kadar ihtiyaç olmayacaktı belki. Tabii bu benim öngörüm ve işte yorumum. Elbette ki aksi iddia edilebilir. Şunu ifade edeyim. Kur'an'da buyuruyor. Sarhoş iken namaza yaklaşmayın ta ki ne söylediğinizin farkında oluncaya kadar. Ne söylediğinin farkında olamamak eşittir sarhoş olmak Kur'an'a göre. Ne söylediğimizin farkında mıyız anlamadığımız bir dilde ibadet ederken? Ha, ben anlıyorum Arapça bildiğim için de kitleler anlamında söylüyorum. Hı hı. Ulema anlıyor elbette ki. Hı hı. Yani ilahiyat camiası, işte bu işlerle uğraşan din bilginler elbette ki anlıyor. Arapçayı biliyorlar zira. En azından Kur'an Arapçasını biliyorlar. Arapçanın her alanına hakim olamasalar da dini Arapçaya hakimler. Bir de böyle bir durum var. Yani bir ilahiyatçı illa kalkıp Arapça ekonomik tabirleri bilecek diye bir şey yok günümüz Arapçasında. Veya ne bileyim siyasi Arapçayı bilecek diye bir şey yok. Bilse elbette ki güzel olur da. Ama şu kesindir ki Kur'an'ın Arapçasına hakimdir yani. Hakim olmak zorundadır. Kur'an'ın Arapçası da 7. yüzyıl Arapçasıdır malumunuz. Günümüzdeki Arapça, modern Arapça elbette ki pek çok değişime uğradı. Kur'an'da başka bir manaya gelen kelime modern Arapça'da bambaşka bir manaya gelebiliyor. Bunlar işin bir başka boyutu ama yeri geldi söyleyelim parantez içerisinde. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi biz bir yandan namazda Kur'an'ın mealini ezberleyip okusunlar, Türkçe mealini okusunlar diyorsunuz. Bu noktada o zaman dönüp gene bir anlamıyla selefilerin o üzerine yorum yaptıkları ayetlerin değişmemesi noktasına gelmiyor muyuz? Yani bir çelişme yok mu burada sizce?
Kur'an'ı ezberlemeyeceğiz. Kur'an'daki dua cümlelerini aklımızda tutacağız. Ve ibadetimizi o dua cümlelerini anlaya anlaya okuyacağız. Kur'an'daki her ayet de namazda okunmaz. Bakın bu da bir olay, açıklama olarak değerlendirilebilir birilerine göre. Ama bu bir gerçektir. Kur'an'da beddua içerikli ayetler vardır. Kur'an'da Firavun'un ağzından söylenen sözler vardır. Siz sadece Firavun'un söylediği sözleri alıp da namazda okuyamazsınız. O zaman haşa Firavun'un sözcüsü gibi olursunuz. Yani namazda öyle her ayet de okunmaz. Ama bugün namazda her ayeti okutmaya çalışıyorlar. Mesela miras nasıl paylaştırılır Kur'an'da anlatıyor. Adam onu namazda okuyor. Ne alakası var namazda miras paylaşımını okumanın? Veya kadının ay halinden bahseden ayet var. Namazda onu okuyor. Ne alakası? Bilmiyor. Ne alakası var namazda ay hali? Ay hali okunarak ibadet mi edilir yani? Gibi çok örnek verebiliriz. Dolayısıyla namazda dua içerikli, yalvarış, yakarış içerikli veya Allah'ın yüceliğini anlatan ayetler okunur. O ayetler seçilmelidir ve onlar okunmalıdır. O nedenle de Türkçe ibadette veya ana dili neyse, biz burada Türkçe ibadet diyoruz da ana dili her neyse kişinin, hangi dili konuşuyorsa, hangi dilde kendini iyi ifade edebiliyorsa, Türkçe ibadet burada bir sembol sadece yani. Bunu da şunun için söylüyorum. Ya Türkçe ibadet üzerinden Türkçülük mü yapıyorsun gibi. Hayır. Türkiye'de olduğumuz için, Türkçe konuşan bir toplumda olduğumuz için bunu biz böyle diyoruz. Başka bir Müslüman toplumda olsaydık, Berberi olsaydık mesela, Berberice diyecektik. Yani Fransızca diyecektik. Fransızca diyecektik. Yani Müslüman uluslardan örnek vermeye çalıştım. Yani ana dili neyse. Fransız Müslümanlığı seçerse de Fransızca elbette okumalıdır tabii ki. Onu diyoruz. Peki sizden rica etsem bir örnek verseniz. Yani diyelim ki namaz kılınacak. Belli ayetler, belli sureler yani bilinen, kabul edilmiş. Mesela Fatiha okunacak veya işte Nas suresi okunacak, İhlas okunacak. Bir örnek verseniz mesela Türkçe nasıl okunur? Şimdi şunu ifade edeyim. Birkaç ay sonra Türkçe ibadet neden ve nasıl adıyla Allah nasip ederse diyelim bir çalışmamız yayınlanacak. Orada bunları tüm ayrıntılarıyla verdim. Sizin isteğiniz üzerine burada da bir örnek vermiş olalım. Fatiha suresini Türkçe olarak okumak. Şimdi diyorlar ki o kadar çok meal var ki hangi meale göre okuyacağız? Evet. Bir de o var değil mi? Tabii. Yani hangi çeviriye göre okuyacağız? Türkçe ibadeti savunanların çevirisine göre okuyacaksın. Onu diyeyim o zaman. Yani şimdi ötekiler zaten Türkçe ibadet edilmez diyenlerin çevirisini niye okuyorsun? Tabii. Zaten o çeviriler de berbat ayrıca. Onu da ifade edeyim. Bir sürü parantez katıyorlar araya. Tanrı eksik bırakmış da sanki onlar tamamlıyormuş gibi. Böyle inanılmaz yani facialar var. Bu sadece Türkçe Kur'an meallerinde değil. Eminim ki diğer dillerde de var. Diğer dillere hakim olmadığım için elbette bilmiyorum ama tahminen söylüyorum vardır muhakkak. Böyle bir durum var. Kimin mealini okuyacaksınız? Kimin çevirisini okuyacaksınız? Türkçe ibadeti savunanların çevirisini okuyacaksınız. Önce onu söyleyelim. Çok ilginç bir örnek olarak aktarayım. Alevilerde, cem ibadetinde Fatiha okunurken Türkçesi okunur. Ve onlar Behçet Kemal Çağlar'ın şiirsel çevirisini okurlar. Şiirsel bir çevirisi vardır. Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. O ezberimde, öbürü de ezberimde de bu daha şiirsel olduğu için bunu okuyayım. Ama benim kitabımda kendi çevirim var. Yani Behçet Kemal Çağlar'ınki değil. Ve fakat Alevilerden bir örnek vermiş olalım. Tamam. Şöyle okuyorlar ve hep bir ağızdan okuyorlar cemde. Dedenin önderliğinde. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak odur hesap soracak. Tek sana tapan, senden medet umanlarız biz. Sapıtmışlar yoluna düşmekten koru bizi. Doğru yoldan ayırma bizi aman Rabbimiz. Biçiminde okuyorlar. Bir de sizinkini ben dinleyebilir miyim? Evet. İlla okutacaksınız. Evet. Evet, esirgeyen, esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla. Övgü evrenlerin Rabbi olan Tanrı'ya özgüdür. O esirgeyicidir, bağışlayıcıdır. Yargı gününün hakanıdır. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. O yol kendilerine nimet verdiğin iyi kullarının yoludur. Senin öfkene uğrayanların ve doğru yoldan sapmış olanların yolu değil. Amin.
Çok güzel. Evet. Evet. Bu da bizim çevirimiz. Evet. Peki diyelim ki namazda okunacak dualarda da Türkçe okuması gerekiyorsunuz. Tabii, evet. Doğru tabii, mu? Tabii diğerleri mesela de yani. Mesela Semihallahu limel hamideyi nasıl çeviriyorsunuz? Allah kendisine övgüler sunan kulunu işitir. O zaman biz de namazı baştan sona Türkçe geçelim mi acaba? Ama o zaman bizim kitabımızın tamamen burada anlatmış olacağız. Biraz sabretsinler peki, diyelim. Peki öyle olsun. Peki evet. Ama çok ilginç tabii. Evet. Peki bu tepkiyi neye bağlıyorsunuz? Yani bu kadar çok büyük tepki alması da bu yaklaşımın. Vay bizim dinimize Alevilere yaklaşıyorlar. Biz Sünniyiz kardeşim diye bir tepki çıkacak şimdi. Yani yo, Alevilikle bir alakası yok. Yok biliyorum. Şeyin. Yani Aleviler için ayrıca da bir bölüm koydum kitaba tabii. Onların ibadetleriyle ilgili de bir bölüm koydum. Şimdi onların derken sanki onlar ve biz diye bir ayrım oluşmasın. Ben kendimi elbette ki açık söyleyeyim. Türkiye'deki dini anlayış itibariyle Sünni bir ailenin evladı olsam da Alevilere daha yakın hissediyorum. Türkçe ibadet ettikleri için en başında. Ama netice itibariyle yani sonuç olarak dersek daha doğrusu şunu belirtmeliyim. Alevilikte Sünnilikteki gibi işte 5 vakit namaz veya Şiilikteki gibi 3 vakit namaz biçiminde bir uygulama yok. O nedenle namaz kavramı daha ziyade Sünni ve Şii İslam'a ait. Alevilikte cem var. Cem nasıl yapılır? O ayrı bir konu. Cem'de de Kur'an okunuyor. Ama Türkçeleri okunuyor. Cem'de de bir takım dualar yapılıyor. Türkçeleri yapılıyor, söyleniyor. Cem'de de belli ölçüde de olsa bazı Arapça yerler var. Cem'de de Farsça yerler de var. Mesela ilginçtir. Cem'de, Alevi cemlerinde Farsça dualar da var. Bu pek bilinmez. Bir tane örnek verebilirim. Farsça okuyorlar mesela Aleviler. Çera uyandırdıktan sonra, çera uyandırmak tabirini bilen bilir. Çerağı ruşen, fahri dervişan, himmeti piran, kuvve-i abdalan devam ediyor. Bu Farsçadır mesela. Anlaşılıyor zaten Farsça tabii, olduğu. Tabii. Yani Alevi ibadetlerinde Farsça bölümler var, Arapça bölümler de vardı. Onlar epey epey şimdi bırakıldı ve Türkçe ibadete yöneliyorlar. Geçmişte olduğundan daha fazla. Geçmişte de Türkçeydi evet. Ama şimdi daha da Türkçeleştiriyorlar. Onu görüyorum. Öbür taraftan bizim çalışmamız Sünni gelenekten gelen ve Şii gelenekten gelen namaz kılan yani 5 vakit namaz veya 3 vakit namaz, 5 vakti 3 vakte cem eden namaz kılan müminler için daha ziyade. O Müslümanlara yönelik bizim çalışmamız. Ki biz de namaz, ben de namaz kılan birisiyim ve Türkçe namazımı kılıyorum. Zaman zaman Arapça kıldığım da oluyor. Diyeceksiniz neden? Çünkü ben Arapçayı biliyorum ve anlıyorum zira. Dediğimi biliyorum çünkü. Arapça bilen biri Arapça da elbette namaz kılabilir. Ama burada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fetvasını hatırlıyorum hemen. Çok netlikle söylüyor. Diyor ki İmam-ı Azam Ebu Hanife, kişi Arapça bilse de bilmese de kendi ana dilinde Kur'an'ın çevirisiyle namaz kılabilir. Bilse de diyor. Sonra bunu tarif edip bir takım kaynaklarda yok imam bu görüşünden vazgeçti, fetvasından vazgeçti diyorlar. Külliyen yalan, tümüyle yalan aslında. Vazgeçtiği falan yok. Vazgeçmiş olsa bile bir şey değişmez. Bir fetva bir kere verildiyse verilmiştir. O fetvanın sahibi vazgeçse bile yine de birileri o fetvaya uygun hareket edebilir. Neden vazgeçti acaba? Çünkü o da düşünülmelidir. Tabii. İmam-ı Azam'ın başına neler geldiğini biliyoruz. Nasıl hapse atıldığını, nasıl kırbaçlandığını, nasıl kafir ilan edildiğini, müşrik ilan edildiğini, hatta deccal ilan edildiğini İmam-ı Azam'ın biliyoruz. Bu kadar saldırıya, bu kadar hücuma maruz kalmış bir imam ola ki vazgeçmiş de olabilir ama vazgeçtiğine dair hiçbir belge yok. Hangimiz her türlü zulme, işkenceye katlanabiliriz ki herkesin bir dayanma gücü vardır. Belki bu tip saldırılardan dolayı vazgeçmiş de olabilir. Ama ben bunu ihtiyaten söylüyorum. Vazgeçmediğini biliyoruz. Kaynaklarda vazgeçtiğine dair hiçbir kesin bilgi yok yani. Onu da belirtelim. Evet. İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi zindanda kırbaçlaya kırbaçlaya şehit ettiler şeklinde tarihi bir bilgi var. Kimileri de hayır, kırbaçlandı evet cezaevinde zindanda ama çıktıktan sonra hastalanıp vefat etti diyenler de var. Ama netice şu ki büyük bir zulme uğradı, büyük bir işkenceye uğradı İmam-ı Azam Ebu Hanife. Pek çok görüşünden dolayı görüşlerinden birisi de bu ana dilde ibadet. Ebu Hanife bu ana dilde ibadet konusunda Kur'an'a dayanıyor. Ayrıca sahabenin bir uygulamasına dayanıyor. Bir de kendi re'ine dayanıyor.
görüşüne dayanıyor. Kur'an'a dayanıyor. Şu Şuara suresinde bu Kur'an önceki kitaplarda da olandır ayeti var. Önceki kitaplarda da olan Kur'an ise, önceki kitapların dili de Arapça değil, demek ki Kur'an'ın Kur'an olabilmesi için illa Arapça olması şart değil. Demek ki asıl olan manadır, anlamdır diyor imam. O nedenle Kur'an'ın çevirisi de Kur'an'dır diyor İmam-ı Azam. Ama bugünkü egemen İslam, işte Diyanet'in temsil ettiği ve Selefi anlayış aynı zamanda, hayır, Kur'an'ın çevirisi Kur'an olarak kabul edilemez diyor. Bir de açıkça gerçek dışı bilgi sunuyorlar. Diyorlar ki ulema bu konuda müttefekün aleyh noktasındadır diyorlar. Yalan söylüyorlar. İmam-ı Azam'ı ne yaptınız? Başkaları da var. Ulemadan başkaları da var. Onları inkar ettiniz o zaman. Ya da onları ulemadan saymadınız. Ya da onları İslam Tabii. dairesinde görmüyorsunuz. Tabii. İtibar edilemez diyor bu düşünceye diyor. Bu görüşe diyor Diyanet. Evet. Biz de sizinkine itibar etmiyoruz. Yani bir de açıklaması o kadar yanlış ki başlangıç itibariyle biz Müslümanlar olarak diye başlıyor. Yani bizim gibi düşünmüyorsanız zaten Müslümanlığın dışındasınız. Mesela Türkçe ibadet istiyorsan Diyanet'in açıklamalarına göre o cümleleri analiz ediyorum. Zaten Müslümanlığın dışındasın. Yani bizi tekfir ediyorlar aslında. Tekfir ettim demeden tekfir ediyorlar. Tekfircilik selefiliktir. Tekfircilik biraz daha uzatırsak, biraz daha zorlarsak El-Kaide'ye kadar, IŞİD'e kadar çıkar. Çıkartmıyoruz hadi neyse oraya kadar vardırmıyoruz işte. Ama o felsefeyi anlatıyor yani. Oraya kadar mı vardıracaksınız yoksa bir zaman sonra? Şimdilik söylemiyorsunuz da. Da diyebiliriz yani. Tabii. Allah muhafaza. Tabii. Türkçe ibadet meselesini yani Müslümanın dinini ana dilinde idrak ederek okuyor olmasının aslında bir ahlaki anlayışa da yani kendini ifade etme noktasında, kendini sorgulama noktasında kişiyi taşıyabileceğini düşünüyor musunuz? Yani mesela işte son 20 yıldır bir iktidar var ki siyasal İslam'ı savunuyor. Ve olabildiğince sert yapılarla belli bir noktaya çekmeye çalışıyor Türkiye'yi. Ama öte yandan Türkiye'de çok ciddi bir ahlaki yozlaşma görünüyor. İşte kendi aydınlarına baktığımızda bas bas bağırıyorlar gençlerimiz deizme kayıyor diye. Dolayısıyla bu bir panzehir olabilir diyebilir miyiz Türkçe ibadeti? O kadar büyük bir misyon yüklemek istemem açıkçası. Bu aslında şu noktada büyük bir öneme sahip. İslam eşittir, Araplıktır zihniyetinin yıkılışı ve siyasal ümmetçilik anlayışının çöküşü noktasında, konusunda büyük bir önem taşıyor. Ana dilde ibadet meselesi. Öteki türlüsü ne kadar tevil ederlerse etsinler, ne kadar tefsir ederlerse etsinler, İslam'ı bir Araplık derecesine düşürüyor. Yani günün sonunda ne kadar anlatırsan anlat, eğer sen Arapça ibadet etmek zorunluluğuyla karşı karşıyaysan Müslüman olmak için ve ezanı Arapça dinlemek zorunluluğuyla karşı karşıyaysan bunun sonucu budur. Demek ki İslam bir şekilde, bir yönüyle mutlaka ve mutlaka Araplıkla ilgilidir. Noktasına çıkıyoruz, sonucuna varıyoruz. Bunun değişmesi lazım. Bunun değişebilmesi için de ana dilde ibadet konusunun mutlaka halledilmesi gerekiyor ki İslam'ın evrenselliği retorik düzeyinden pratik düzeyine yani fiiliyat noktasına geçebilsin. İslam gerçekten ameli olarak da sadece nazari olarak değil ameli olarak da evrenseldir bunu hissedebilelim. Evvelki sorunuzda eksik kaldı. Tamamlayayım. Sahabe dedim. Salman Farisi vardır. Selman-ı Farisi. Diğer bir ifadeyle. Nedense ben hep Salman diye alışmışım. Selman daha doğru bir ifade. Selman Farisi ana dili Farsça biliyorsunuz. Fars bazı akrabaları gelip Müslüman oluyorlar. Ve diyorlar ki biz Fatiha'yı okuyamıyoruz Arapça. Sen bize şunun Farsçasını yazıver de biz onu okuyarak namaz kılalım. Selman'a. Selman Arapça da biliyor, Farsça da biliyor.
Hazreti Selman hemen yazıp onlara Fatiha'nın Farsçasını vermiyor. Resulullah'a sorayım diyor. Bu olur mu acaba? Diyor. Ve Selman, Hazreti Selman, Hazreti Resulullah'a yani Tanrı elçisi Muhammed'e diyor ki durum bu. Hazreti Muhammed de evet yaz ver diyor. Ne olmuş oluyor o halde? Ana dilde ibadete ruhsatı kim vermiş oluyor aslında? Doğrudan doğruya Hazreti Peygamber. İşte bu nedenle biz Muhammedi İslam diyoruz aslında. Bunun kaynağı ne kadar basitte mi hocam? Hayır. Bunun kaynağı İslam tarihine ilişkin yazılmış ilk dönem eserlerde de bu var. Ama birinci elden ulaşmak için oradan diğer kaynaklara da ulaşabilirler. Muhammed Hamidullah'ın Kur'an tarihine bakabilirler. Oradan diğer kaynaklara da ulaşabilirler. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzına ben teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Mükemmel anlattınız bence. Estağfurullah.